En çok kullandığımız neydi? If else komutu. Bundan bahsetmiştik zaten. Aslında birçok örnekte yapıyoruz. Ama biraz daha if ve else if yapısından bahsedeceğim. Hani bunun ladder'da karşılığı nasıl bir şey? Neyi daha kolay yapıyoruz bu sayede? Biraz buna değineceğim. O yüzden hani artık döngüsel komutlara bir giriş olsun bu. Ondan sonra while, for gibi döngülerle devam edeceğiz. Oradaki örneklerle devam edeceğiz. Şimdi if, else if ve else. Aslında 3 tane keyword var. Bundan daha önceki uygulamalarda da detaylı olarak bahsetmiştik. Şurada sol üst köşede hızlıca ekleyebileceğiniz bir şey vardı. Statement olarak gösteren. Daha kolay bir şekilde buraya tıklayarak ekleyebiliyoruz. Zaten elimiz alıştıkça bunu hızlıca kendimiz de yazabiliyoruz. Şimdi mantık olarak neydi? If deyiminin içerisinde şurada bir kondisyonumuz var. Burası 1 olduğunda, true olduğu zaman bu içerideki kısım işleniyordu. Burası false olduğu sürece end if'in sonuna geçiyor program. Yani program döngüsü şuradayken, bu noktadayken if'e geliyor, kontrolü yapıyor. Burası true ise buraya yazdığımız kodları işliyor. Eğer false ise, sıfırsa buranın değeri, şuraya geliyor, buradan aşağıya devam ediyor. Bunun dışında da farklı kullanım şekilleri var. Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi eğer bizim buraya yazdığımız komutun dışında başka bir şeyleri daha karşılaştırmak istiyorsak, örneğin if a eşittir true veya a ya false ise b eşittir true durumunda kontrol edebiliriz. Örneğin bir butonumuz olsun. Buton 1. Eğer buton 1 true'ysa, burada tabii şey yapmanıza gerek yok. Eşittir true diye sorgulamanıza gerek yok. Böyle de yazabilirsiniz. Daha önce gösterdiğim gibi bunu düşürebilirsiniz. Omit dediğimiz, bunu kullanmasanız da olur. Sadece buton 1 yazarsanız buton 1'in içeriğine bakacak zaten, 1 mi değil mi. Buton 1 1 ise buraya işliyor. Burada şuraya gelip şu kısma else if yazabiliriz. Else if buton 2 diyebiliriz. Buton 2 den dedik. Daha sonra işte bunları yap. Örneğin burada motorlarımız olsun. Buton 1 geliyorsa o zaman motor 1 2 nokta eşittir true olsun. Daha sonra buton 1 gelmiyorsa şayet, o zaman motor 2'yi çalıştıralım. True olsun. Daha sonra eğer bunların hiçbiri olmuyorsa else diye bir komutumuz var. Yukarıdaki şartların hiçbiri olmuyorsa bunu işliyor. Bunu kullanmak zorunda değiliz. If döngüsünde, if kondisyonda. Eğer kullanmak istersek else diye bir şeyimiz daha var. Keyword'ümüz burada da ne diyebiliriz? Sistem boşta diye bir led'imiz olsun. Eşittir true olsun mesela. Böyle kullanabiliriz. Şöyle bakarsak ne yapacak? Buton 1'in durumuna bakacak. Eğer buton 1 true'ysa burayı işliyor. Burayı 1 yapıyor. Motoru true yapıyor. Ve sona atlıyor. Buradan devam ediyor işlemeye. Yani buralara hiç girmiyor. Eğer buton 1 false'sa o zaman bu ikinci kondisyona, else if'teki bir sonraki else if'e bakıyor. Burada buton 2'nin durumuna bakıyor. Yani buton 1 sıfırsa buton 2'ye bakıyor. Buton 2 true'ysa motor 2 çalışacak ve yine buraya atlayacak. Else işlemeyecek. Buton 1 zaten işlenmedi. İkisi de false'sa, buton 1 de buton 2 de basılı değilse, o zaman else kısmı koşacak. Sistem boşta işlemi icra edilecek. Bu şekilde çalışıyor. Şimdi ladder'da yapılmış bir örnek var. İsterseniz ona bir bakalım. Şimdi burada 10 tane butonumuz, 10 tane de motorumuz var. Burada yapmak istediğimiz şey şu. Sırasıyla öncelik atayarak motor buton 1'den buton 10'a doğru motorları sırasıyla çalıştırmak istiyoruz. Öncelikle buton 1 geliyorsa motor 1 çalışsın. Eğer buton 1 gelmiyorsa ve buton 2'ye basıldıysa motor 2 çalışsın. Buton 1 ve buton 2 gelmiyorsa, ikisi de gelmiyorsa, buton 3 basılıysa motor 3 çalışsın. Bu şekilde 10. motora kadar gidiyor. Böyle bir sistemi hani farklı şekillerle de yapabilirsiniz. Ya da belki daha basit yapabilmenin de yöntemleri vardır. Çok kafa yormadım. Yapılabilir muhtemelen. Daha karmaşığı da vardır. Şimdi bunu, böyle bir sistemi, tam if else if yapısına uygun bir şey. Bunu nasıl yaparız? İsterseniz ona bir bakalım. Tekrar geldik SCL kodumuza. Burada yine if ve else if yapısını kullanacağız. Bunun için önce ne diyoruz? If buton 1 geliyorsa then dedik. Motor 1'i 2 noktası eşittir true diyeceğiz. Daha sonra else if diyoruz. Bu koşul olmazsa, yani buton 1 basıldıysa, hatırlarsanız ladder'da nasıldı? Buton 1 geliyorsa motor çalışacak motor 1. Buton 1 basıldıysa, buton 2 basılıysa motor 2 çalışacak. Yani bir öncelik sıralaması var. Önceliğimiz en düşük buton. 1 en önemli. 2, 3 bu sırayla gidiyor. Yani 1'e basıldığı sürece diğer hiçbiri çalışmayacak. 2'ye basıldığı sürece, eğer 1 basıldıysa 2'den sonra hiçbir şey çalışmayacak. Sadece 2 çalışacak gibi. Buraya geri dönersek buton 2, else if buton 2 dedik geliyorsa then motor 2 duru olacak. Daha sonra yine else if diyoruz. Buton 3 geliyorsa motor 3 çalışıyor. Bu şekilde devam ediyoruz. If else if, if else if diye böyle gidiyor. Aralarda then kullanarak, yani if buton 5 then motor 5, else if dedik buton 6 then motor 6 eşittir duru. Else if buton 7 geliyorsa motor 7 true olacak. Bu şekilde 10'a kadar yapıyoruz. Motor 9 true ve en son motor 10'u true yaptık. Şimdi buraya kadar hep else if dedik. En son artık bunların hiçbir olmazsa else diyoruz. Bu durumda sistem boşta biteni true yapabiliriz.
Ve en sonunda endif diyerek kapatıyoruz. Zaten endif dediğimiz zaman şurada bakın bunu bir wrap yapıyor. Yani sarma haline getiriyor. Bir parantez içerisine alıyor. Nasıl diyeyim? Burayı bir komple bir bütün olarak sarıyor. Burayı kapattığınız zaman tek bir koşul olarak, döngü olarak görebiliyorsunuz. Açtığınızda detayını görebiliyorsunuz. Bu if ile endif arasını bu şekilde kapatıyor. Mantık olarak da eğer buton 1 basılı ise sadece burayı işliyor ve bundan sonraki hiçbir yer çalışmıyor. Aynı şekilde buton 1 basılı değilse 2'ye geçiyor. 2 basılıysa sadece burayı işliyor ve buraya geçiyor. Şimdi bunu şeyle karşılaştırırsanız, hani ladder'la yan yana koyarsak aradaki şeyi görebilirsiniz. Hani daha ne kadar daha düzenli, daha tertipli olduğunu sol tarafa göre. Bu sayı arttıkça çok daha karmaşık olacaktır sol taraf. Ben daha basit bir yöntemle yazabiliyorum diyenler olacaktır ladder'da illaki ama emin olun bu şekilde yazmak daha kolay ve daha yönetilebilir. Şimdi burada bir şeyi tabii atlamamak lazım, unutmamak lazım. Her şeyi true yaptık ama bunların bir de false'ları var. Yani bu koşulların oluşmadığı durumlarda diğer motorları false'a çekmemiz lazım. Örneğin motor 1'i çalıştırdık. Okey. Buton 1 geldi. Diğer motorları eğer çalışıyorlarsa durdurmamız lazım bu durumda. Çalışan herhangi bir motor varsa. O yüzden şunu yapmak çok mantıklı değil. Şöyle yapmayın. Ya gidip de buraya işte motor 2 eşittir false. Ondan sonra motor 3 2 nokta üstleştir false gibi böyle ondan sonra gidip bunun altına motor 1 3 4 bunun altına motor 1 2 4 diye gitmek çok mantıklı değil. Çok 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 uzun sürer. Ladder daha basit hale gelir bu şekilde. Bunun yerine şöyle bir şey tavsiye ederim. Yukarıya gelip en yukarıda hepsini tek seferde bir sıfıra çekmek çok daha mantıklı olacaktır. Motor 1 eşittir false. Motor 2 eşittir false. Bu şekilde hepsini dolduralım. Motor 10 noktası eşittir false dedik. Hepsini false'a çekiyoruz ilk başta. Şimdi diyeceksiniz ki ya hepsi sıfır oldu nasıl çalışacak? Böyle program akışını her zaman unutmayın. Yukarıdan aşağıydı. Önce her şeyi false'luyoruz. Bu şu demek değil motor çıkışı gidip sıfıra düşecek demek değil. Cycle'ın sonunda olacak bu işlem. O yüzden şu an bir problem yok. Sadece değişkenimiz, motor 1 değişkenimizi evet false'a çektik veya diğer motorları. Ama bu da output'u etkilemeyecek. Ne zamana kadar? OB1'in sonuna kadar. O yüzden bir satır aşağıda zaten ben bunu turu yapacağım biraz sonra. Ne yapıyorum? Önce hepsini sıfıra çektim. Sonra buradan zaten hangisi çalışıyorsa 1'e çekilecek. Ve cycle'ın sonunda o 1 kalacak. Ve proses imajı da 1 olarak aktarılacak. Eğer çıkışına 1 output bağlıysa. Bu mantıkla çok güzel bir şekilde bu tarz komutları, bu tarz problemleri çözebilirsiniz. Bunu büyükleyelim şimdi. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya data bloğumuzu da açalım. Burada bir online olalım. Daha sonra ne yapacağız? Buton 1'i true yapalım. Tabii buton 1'i false'a çektim. Bakın bu arada şeyi unuttuk. Sistem boşluğu sıfırlamayı. Bu hep 1'de kalıyor. Şu anda buton 1'e bastım. Motor 1 geldi. Buton 2'ye bastım. Motor 2 geldi. Buton 3'e bastığım zaman gelmemesi lazım. 4'te gelmemesi lazım. Ne zaman ki buton 2 devreden çıkarsa 3'ün gelmesi gerekiyor. Bakın 3 geldi. 3'ü devreden çıkartırsam 4 gelecek. 1 devreye girdiği anda diğerleri durup 1 çalışacak. Bu mantıkla çalışıyor. Burada sadece şunu unuttuk. Hemen onu da ekleyelim. Şuraya false yapıyorduk her şeyi. Sistem boşta biteni de false yapmamız lazım. 2 noktası eşittir false diyelim. Bu şekilde yaptığımızda onun da çözülmesi gerekir. Bakalım. Şu an sistem boşta true ama motor 1'i çalıştırdım. Bakın sistem boşta değil artık. Motor 2'ye bastım. 3, 4, 8 herhangi bir şey gelmiyor. 1'i devreden çıkarttım. Bakın hop 2 geldi. 2'yi devreden çıkarttım. Baktığınızda 3 geldi. 3'ü devreden çıkarttım. 4 geldi. 4'ü çıkarttım. 8 geldi. Tekrar mesela 5'i devreye soktuğumda 8 gidiyor. 5 geliyor. 5'i çıkarttım. 8 tekrar geliyor. Yani if else yapısı mantığı bu şekilde. Bunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Özellikle hani ladder'a nazaran çok daha şey olacaktır. Yani şuradaki tabloya baktığınızda bunun 100 tane motor için olduğunu düşünün. Yani sığdıramazsınız network'e. Farklı bir çözüm bulmak lazım. Orada işte move'larla, jump'larla veya muhtemelen daha pratik çözümler bulacaksınızdır. Ama SCL'de bu işler çok da kolay oluyor. Daha çok güzel örnekler yapacağız dediğim gibi. Şimdilik bu örnek için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.